Herkese merhabalar. Gezgin amcanın serüvenlerine hepiniz hoş geldiniz. Değerli gezginler, bugünkü durağımız Muğla iline bağlı Köyceğiz ilçesi sınırları içerisinde yer alan Toparlar Şelalesi. Biz bu paylaşımı hazırlarken çok şey öğrendik, çok keyif aldık. Umarız siz de izlerken keyif alırsınız. Hazırsanız hep birlikte paylaşımımıza başlayalım. Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Toparlar mevkiinde bulunan Toparlar Şelalesi, bölgenin %100 doğal oluşumlu en güzel şelalelerinden birisidir gezginler. Şelale, özellikle sıcak ve bunaltıcı havalarda serinlemek isteyenler için iyi bir dinlenme alanı olup yaklaşık 3-4 metre yükseklikten dökülmektedir. Değerli gezginler, Toparlar Şelalesi'nin su hacmi mevsim şartlarına bağlı olarak yıl içerisinde sürekli değişkenlik göstermektedir. Şelale, diğer şelaleler ile kıyaslandığında öne çıkan en önemli farklardan birisi, şelale içindeki su hacminde yıl boyunca oluşan sürekli değişikliklere rağmen şelalede hiçbir şekilde kuruma olayı olmamasıdır. Toparlar Şelalesi en fazla Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, yani ilkbahar aylarında yoğun bir şekilde akmaktadır. Bu sebeple yöre halkı ile yerli ve yabancı ziyaretçilerin çoğu Toparlar Şelalesi'ni görmek için bu ayları tercih etmektedir. Değerli gezginler, Toparlar Şelalesi'nin döküldüğü yerin altında doğal bir şekilde oluşan bir göl bulunmakta olup bu gölü şelalenin suları beslemektedir. Sıcak yaz aylarının bunaltan günlerinde Toparlar Şelalesi'ni gezmeye gelen ziyaretçiler gölün serin sularında yüzerek rahatlamaktadır. Göl, tatlı su gölü olduğundan deniz suyu gibi tuzlu sudan oluşmamaktadır. Bu yüzden şelale suyunun kaldırma kuvveti zayıf olup suyun derin kısmında sudakilerin çok dikkat etmesi gerekmektedir. Gölün derinliği incelendiğinde kıyı kesimleri bir hayli sığ iken orta bölümlerine gelindiğinde oldukça derin olduğu tespit edilmiştir gezginler. Gölün en derin noktasının 4 ila 5 metre ölçülerinde olduğu tahmini olarak belirtilmektedir. Göl, kıyıdan itibaren yavaş yavaş derinleştiği için büyük bir tehlike yok gibi görünse de orta kısımlarda mutlaka dikkat edilmelidir. Toparlar Şelalesi'nde yapılacak en güzel aktiviteler tabii ki yüzmektir gezginler. Şayet sizin de bir gün yolunuz bu bölgeye düşerse, şelalenin metrelerce derinlikten oluşan soğuk suyunda yüzebilir, yukarıdan akmakta olan suyunun altına girerek sıcak ve bunaltıcı günlerde ferahlayabilirsiniz. Toparlar Şelalesi gezi programlarında kesinlikle yer verilmesi gereken özel bir şelaledir gezginler. Bu şelale nerededir ve nasıl gidilir diye merak ediyorsanız işte cevabı. Toparlar Şelalesi'ni görebilmek için önce Muğla ilinin Köyceğiz ilçesine doğru yola çıkılmalıdır. Şelale, Köyceğiz ilçesi ile Akyaka beldesi arasındaki ana yol üzerindeki Toparlar beldesi sınırları içinde yer almaktadır. Otoyolda ilerlerken şelale yazan bir tabela ile şelaleye ait fotoğraf yol gösterici olarak bulunmaktadır gezginler. Bu yoldan sağa dönüp yaklaşık olarak 1 kilometre kadar yol aldıktan sonra özel aracınızı park ederek sadece 10-15 dakika gibi kısa bir süre yürümeniz yeterli olacaktır. Beldeye otobüs güzergahı olmadığından ya özel aracınızla ya da araç kiralama ile rahatlıkla gidebilirsiniz. Evet gezginler, bugün Köyceğiz ilçesi yakınlarında yer alan Toparlar Şelalesi'nin paylaşımını yaptık sizlere. Paylaşımımızı beğendiyseniz
Kanalımıza abone olup bizi izlemeye devam edin. Değerli yorumlarınızla kanalımızı destekleyin. Gezgin Amca ile birlikte siz de gezmek istiyorsanız yeni serüvenlerimizde görüşmek üzere. Mutlu kalın, hoşça kalın, sağlıkla kalın.